Bursa'mızı daha da güzelleştirecek çalışmalara imza atıyoruz. Burada çok önemli bir faaliyet başladı. Bildiğiniz gibi 2021 yılı Haziran ayından itibaren biz Tarım AŞ şirketimizi Tarım ve Peyzaj AŞ olarak değiştirdik. Artık yeşil alan bakımlarını kendi bünyemizde yapıyoruz. Ve 850 civarı bir istihdamı da bu vesileyle gerçekleştirmiş olduğumuzda ben tekrar ifade etmek istiyorum. Tabii bu kadroyla şehrimizdeki tüm yeşil alan bakımlarını, sulamalarını ve benzeri tüm iş ve işlemleri bu çatı altında hayata geçiriyoruz. Tabii bir taraftan da arkadaşlara verdiğimiz talimat gereği şehir giriş çıkışlarıyla alakalı düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Estetik görünümü, Bursa'nın yeşil vurgusunu daha ön plana çıkan alanlar olsun istiyoruz tabii. Bu kapsamda şehrimizin girişleri tekrar revize edilip yeşil alanlarımıza daha büyük kuturlu ağaçlar, yani sene kazanmak adına da bunu, yıl kazanmak adına da bunu yapıyoruz açıkçası. Daha büyük kültürlü ağaçlar, çalı ve çiçeklik alanlar ekleyerek yenilikçi ve çağdaş bir peyzaj anlayışını ortaya sunuyoruz. Bugün de kentimizin en önemli noktalarından birisi olan kuzey girişimiz biliyorsunuz. Ve İstanbul yolu, Yalova yolu diye tabir ettiğimiz cadde üzerinde çalışmalarımıza başladık. Tabii burası önemli bir nokta. Yaklaşık 50 bin metrekare alana sahip terminal kavşakta çalışmalarımızı başlattık. Toplamda da dönem sonuna kadar 2790-2800 civarında böyle yetişkin ağacın dikileceğini, hem orta refüjlerin hem de beraberinde bu loopların da bu vesileyle çok daha modern, gerek var olan çiçekleriyle gerekse de ağaçlandırma çalışmalarıyla, kuturlu ağaçlarla çok daha güzel bir görünüme kavuşacağını ifade ediyorum. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bugün Osman Gazi ilçe yöneticilerimizle birlikte çalışmaları yerinde inceleyelim, arkadaşlarımıza selam verelim istedik. Ve buradaki hummalı çalışmada inşallah en kısa zamanda Bursa'mızı yakışır hale getirecek bu güzelliği de bütün Bursalı hemşehrilerimiz fark edecek diyorum. Saygılar sunuyorum.